Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Bülent Ertuğrul, kış aylarında çok sık rastlanılan gribe yakalanmamak için grip aşısını önerdi. Doçent Doktor Bülent Ertuğrul, grip aşısı sayesinde her 10 kişiden 6'sının gribe yakalanma riskinin azaldığını ifade etti. Ertuğrul, grip aşısının virüslerden ve ağır hastalıklardan korunmak için yapıldığının altını çizerek, alerjisi olan kişilerde grip aşısının yan etkileri olabileceğini vurguladı. Grip aşısının sonbaharın başlangıcı ile beraber yapılmasının uygun olduğunu ifade eden Ertuğrul, kış mevsimi boyunca da herhangi bir dönemde yapılabileceğini belirtti. Kış aylarında gribe yakalanmamak için grip aşısı yaptırmalı mıyız? Grip aşısının önemi nedir? Bildiğiniz gibi sonbaharda başlamak üzere Mart, ilkbaharın ilk dönemlerine kadar hepimiz soğuk algınlığı veya grip gibi bir takım infeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Grip aşısını biz erişkin yaş grubunda, hatta çocukluk yaş grubunda da herkese öneriyoruz. Ama çocukluk yaş grubu için pediatristlerin önerisine dikkate almak gerekiyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının. Ama biz erişkin yaş grubuna mutlaka öneriyoruz. Özellikle bir hastalığı varsa kişinin, örneğin şeker hastalığı gibi, kalp yetmezliği gibi veya ayrı başka hastalıkları varsa, bunların mutlaka ve mutlaka sonbahardan itibaren grip aşılarını yaptırması bizim açımızdan çok önemli. Çünkü grip infeksiyonu sistemik olarak seyreden, bazen ağır seyreden ve bazen de özellikle ileri yaşlarda ve altta yatan hastalığı bulunanlarda daha sonra zatürre ile devam eden, yani bizim pnömoni dediğimiz, halk arasında zatürre diye bilinen infeksiyonla, akciğer infeksiyonuyla devam eden bir süreç sonucunda hastaları zor durumda bırakabilir. Bu nedenle de biz erişkin yaş grubunda herkese grip aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. Peki grip aşısı yaptırdığımız zaman biz bir seneyi rahat geçireceğiz diyebilir miyiz? Yani olma ihtimali de var mı? Hani bu garantisi var mı? Evet. Sık sorulan sorulardan bir tanesi, özellikle teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Her aşının belirli bir koruyuculuk oranı vardır. Örneğin geçen yılki grip aşısının koruyuculuk oranları %60'lar civarındaydı. Yani bu şu anlama geliyor. Grip aşısını yaptıran 10 kişiden 6 kişi korunabilir ama 4 kişi korunamaz anlamına geliyor. Bizim için o 6 kişiyi korumak önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Grip aşısı yaptıran bir kişi de grip infeksiyonuyla karşı karşıya kalabilir. Fakat şu yanılgı olmasın. Halk arasında şöyle bir yanlış bilgi de var. Ben grip aşısı yaptırdım fakat soğuk algınlığından bir türlü kurtulamadım. Evet. Kış boyunca en az 3-4 kez soğuk algınlığı geçirdim. Biz grip aşısını bir virüs için yapıyoruz. İnfluenza virüsü için yapıyoruz. Ve ağır bir hastalığa karşı yapıyoruz. Ama soğuk algınlığı dediğimiz üst solunum yolu infeksiyonu bulgularıyla seyreden, örneğin burun akıntısı, hapşırma, göz yaşarması, bu ayrı infeksiyondur. Grip aşısını yaptırmak soğuk algınlığına yol açacak virüslerden elbette korumayacaktır. Kişiler bunları geçirebilirler. Peki kimler grip aşısı yaptırmamalı? Kimler grip aşısı yaptırmamalı? Aslında çok dar bir grup diyebileceğimiz, örneğin o sırada bir infeksiyon hastalığı geçiren, yüksek ateşli bir hastalığı olan, işte bağışıklık yetmezliği yoğun durumda olan, ki onların birçoğuna da öneriyoruz, örneğin kanserli ve kanser nedeniyle bir takım ilaçlar kullanmış ve bağışıklık sistemi çökmüş. Bunlara da biz öneriyoruz aslında grip aşısını yaptırmalarını. Çünkü grip infeksiyonu geçirmeleri durumunda daha ağır bir biçimde olacaktır hastalıkları. Çok az bir grup o sırada bir infeksiyöz hastalık geçirmiş ve yüksek ateşli olanlara önermiyoruz, ama onun dışında herkese önerebiliyoruz. Alerjisi olan? Elbette. Çok nadir durumlarda alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Daha önceden bilinen, aşıya karşı reaksiyonu bilinen kişilerde dikkatli olunmak koşuluyla yapılabilir veya yapılmayabilir. Ama dikkatli olmak koşuluyla da yapılabilir gene. Peki grip aşısının herhangi bir yan etkileri var mıdır? Çok nadir de olsa, biraz önce söylediğimiz gibi atipik bünyeye sahip, alerjik bünyeye sahip kişilerde bazı yan etkiler gelişebilir. Onlar aşının içerisine konulan adjuvan maddeler dediğimiz maddelere karşı aslında gelişen yan etkilerdir. Yoksa aşının kendi içeriğine karşı değildir. Aşılar hazırlanırken aşının içeriğiyle beraber etkisini güçlendirmek amacıyla bazı adjuvan maddeler konulurlar. İşte o maddelere karşı
atopisi bilinen, alerjisi bilinen kişilerde yan etki gelişebilir. O da birkaç gün içerisinde geçer zaten. Peki ne zaman yaptırılmalı? Doğru zaman ne zamandır? Sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Aslında sonbaharın başlangıcıyla beraber yeni grip aşısı geldiği anda aşı yaptırmak gerekir sonbahar ayları içerisinde. Fakat ne zamana kadar? Kış mevsimi boyunca herhangi bir dönemde de aşı yaptırılabilir. Bahar ayları çıkana kadar. Çünkü her sene Dünya Sağlık Örgütü bir önceki senenin infeksiyon yapan etkenlerinin karışımını duyurur ve ilaç firmaları onlara göre aşıyı üretirler. Bu aşı da aşağı yukarı sonbahar aylarının başında gelir. Yani aslında tam da şu sıralarda aşı yaptırmamız gerekiyor. Peki özellikle vatandaşlar, kişiler aile hekimlerinde mi yaptırmalı yoksa eczanelerde de yaptırılabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bizim önerimiz her tıbbi uygulama bizzat hekim tarafından yapılmalıdır. Hekimin gözetiminde, hekimin önerisiyle yapılmalıdır. O nedenle grip aşısını alıp aile hekimine gidip başvurup orada da aşısını yaptırmalıdır.